bir arkadaşım vardı. Ee, Erzurum'dayken, Karaçoban'dayken, Erzurum Karaçobanlı varsa ya da Hınız, Tekman, Karayazı, asinler Oltu, fark etmez Erzurumlu kardeşlerimiz varsa hepsine selam olsun. Bana şey derdi. E, ya derdi bu Mustafa Hoca şaka mı yapıyor, gerçek mi söylüyor ben anlamıyorum derdi. Öyle bir şey söylüyor ki derdi. Yani ne diyor ben anlamıyorum, gerçek mi söylüyor şaka mı yapıyor diye. <laughs> bu kardeşimiz Muhtemelen şeyi de anlamıyordur. Rossi iyi topçu mu, kötü topçu mu? Şimdi gerçekten bana çok soruyorlar. Ya hocam diyorlar sen bu Rossi'ye iyi diyorsun. Ben bazı maçlarda küfür ediyorum diyorlar. Sonra bakıyorum gidiyor gol mol yapıyor, asist yapıyor, bir şeyler yapıyor. Ee, hakikaten iyi topçu sanki ha diyorlar. Ondan sonra diyorlar ki, hocam ya bugün de kaçırdı işte. Mesela dün Fatih Karagümrük maçında bir tane gol kaçırdım. Hocam iyi diyorsun da ya kaçırdı bu gene diyorlar. Sonra diyorlar ki hocam Rossi'yle ilgili bir gelişme var mı? Var. Sıcak bir gelişme var. Rossi'ye milli davet var. Harbi söylüyorum ha şaka yapmıyorum. Gerçekten. Fenerbahçe'nin yani Fenerbahçe Diego Rossi Uruguay milli takımına davet edildi arkadaşlar. Bakın Diego Rossi Uruguay milli takımının 2 Haziran'da Meksika, 5 Haziran'da ABD ve 11 Haziran'da Jamaika ile oynayacağı hazırlık maçlarında görev bekleyecek. Rossi ilk kez 30 Mart'ta Şili'ye 2-0 yani Şili'ye karşı 2-0'lık maçta milli formayı giymiştim. Bir şey dikkatinizi çekti mi? 2 Haziran Meksika, 5'i ABD, 11'i Jamaika. Yani 2, 5, 11. Ee, bu benim Uluslar Ligi'ne ilgili bir şeyim vardı. Diyordum ya hani milli futbolculara izin verilsin de bir hafta erken gitsinler diye. Bu ona aslında bu onun sağlaması gerçekten de böyle bir şey varmış demek ki arkadaşlar. Ve zaten vardı da hani hem Rossi babında hem mesela şu an için o iyi istemiyorlar sanırım ama onu da isterler zamanı gelince. bu açıdan iyi bir topçu. Hocam iyi mi kötü mü ben anlamadım. Karar ver. Arkadaşlar Rossi iyi topçu. Fakat 12 milyon euroya bir teklif olduğu iddiaları vardı. Bir duyum iddiaları vardı. Bakalım ne olacak. Ee, ama 12 milyon euroya satılsın satılmasın tartışmaları çok yapılır. 12 milyon euro rost diye verilirse satılsın arkadaşlar. Hem bu videoya şimdi beğeni atın. Hem de yorumlarınızı görelim. Novak için Sivas Spor beklemedeymiş. Ben haberi hiç okuma okumak istemiyorum. Direkt alın. Sizin olsun. Para da istemiyoruz. Yani sizin olsun. Çünkü yıllık ücretinden kurtulacağız. Şimdi Fenerbahçe'ye eğer Jorge Jesus gelecekse. Bak bunu WhatsApp grubunda da konuştuk. WhatsApp grubunda bu arada Ersan da var. Ersan da var derken yani da var manasında değil. Ersan dahi var. Dahi anlamında. Hocam şimdi ben anlamadım sen Ersan'a dahi mi dedin da var mı dedin demeyin. Şimdi diyorum ki Jesus'u getirip ya sen Jesus'sın. Solbek. Duymamış olayım. Ferdi var, Çağatay var. Altyapıdan bir iki tane getireyim. Diyeceksek zaten Jesus'u hiç getirmeyelim. Ama hocam Solbek'e Konan'ı getirdikten sonra Eren Malıyı getirdikten sonra ben de teknik direktörlük yaparım. Yıllardır bunu söyleyen ukalalar yüzünden şampiyon olamadık ya zaten. Şimdi uzatmayacağım. Jesus gelecekse Novak falan filan asla eğer Jesus gelmeyecekse fakirlik fukaralık varsa yine asla. Sivas'ta Rıza Çalınbay Trabzonspor'u çalıştırdığı dönemde Çekyalı sol kanat oyuncusunu Trabzonspor'a aldıran oymuş zaten. Önümüzdeki sene sözleşmesi diyor 2023'te yıllık ücret vermek istemiyoruz zaten. O dönem Midjiland'dan 1.9 milyon euroya transfer etmiş. 26 kez oynayıp 3 gol 2 asisti varmış Novak. Bana kalırsa 26 maçta oynadıysa biraz 0 gol 0 asist ama bilmiyorum. Ama dediğim gibi bedava veriyoruz. Alın sizin olsun. Ben başla muhtemelen Fenerbahçe'ye müjdeli haber Luis Suarez ve Şörlot'u resmen duyurdular yazacağım. Bazı arkadaşlarımız Cilic bayit olduğunu düşünecekler ama böyle bir şey yok. Luis Suarez'in ayrılığı resmi olarak açıklandı arkadaşlar. Atletico Madrid Barcelona'dan gelen Uruguaylı yıldız golcü Luis Suarez'in ayrılacağını açıkladı. Zaten e, Sevilla maçı 1-1 bitti sanırım. Kaynağım 2'de bir de mesaj atıp atıp durdu. o maçtan sonra açıklamalarda bulundu. Tabii ben Portekizce bilmiyorum. Bilmiyorum diyecek kadar az biliyorum. kaynağım dedi ki ayrılacağım diyor. Kesinlikle Avrupa'da devam edecek. Amerika'dan falan isteyenler var ile ilgili de bir olay var diyor. O haberi okuyacağım birazdan. Luis Suarez'in takımdan ayrılacağını açıkladılar. Ve Luis Suarez ve Hector Herrera'nın gelecek sezon takımda yer almayacağını duyurdular. Şimdi Hector Her hocam Hector Herrera kaç yaşında? Senin Atletico Madrid arkadaşın Hector Herrera 32 yaşında. Meksikalı o da. 19 Nisan'da 32 oldu. 5 milyon euro piyasa değeri var. Meksika milli takımının 97 kez forması giyip 10 gol atmış bir futbolcudan bahsediyoruz. Ee, ama o sezon sonunda Hastın'a gidecek. Hastin lan. Yani ikisi de yer almayacaklar. Suarez 81 maçta 34 gol attı. Hocam eski Suarez değil. Hocam Luis Suarez bizde Falcao olur. Hocam şu olur bu olur. Bizde zaten Falcao olabilir diye yüksek Bedelli transfer yapmak istemiyoruz. Anlatabiliyor muyum? 10 milyon Euro piyasa değeri var. Yaşı 35, 34 değil, 24 Ocak doğumlu. Anlatabiliyor muyum? Şu an için herhangi bir takımda da anlaşmışlığı yok. Onu da söyleyeyim. Yani durum bu. Şimdi Fenerbahçe'nin Luis Suarez planı şu. İşte bu basına yansıyan şekilde de bu e, yer alıyor. Bakın haberi kısa kısa okuyayım. Daha çok yorum yapmak istiyorum çünkü. Fenerbahçe yıllığı 3,5 milyon eurodan 2 sezonluk sözleşme teklifi yapacakmış. Bak 3,5'a çıkartmışlar. İmza parası ise 3 milyon euro olacak. Ben şunu söyleyeyim. İmza parası 3 milyon euro. Yıllık ücret 2'den 2 artı 1 yıllık teklif edilmiş olamaz mı? İyi de hocam Luis Suarez için bu sene dediğim para çok düşük bir para. Başarı bonusu da yer alır ya. İşte 20 maçı geçersen 1 milyon euro. İşte 20 golü geçersen 1 milyon euro. Etti 4. Zaten 20 maçı için 20 golü geçsin. Alsın yani. Şimdi Fenerbahçe'de iki tane isim hedefte. Şörlot ve Luis Suarez. Şu anda herkes bu ikisini konuşuyor. Ve Ali Koç'ta yıldız oyuncunun menajeriyle Madrid'de bir araya geldi diyor. Bu bunu doğrulayamadım. Haberiniz olsun. Ekonomik boyutlar hakkında konuştuğu ilk bilgiler elde edilmişti. 2 yıllık sözleşme yıllık 3,5 milyon eurodan diyor. 3 milyon euroda imza parası. İmza parasının 4 taksitle verilmesi planlanıyor. Hani Suarez'in nasıl cevap vereceği merak konusu Katar liginden daha yüksek para teklif edildi. Ama Uruguaylı'nın Katar ya da ABD'nin planları arasında olmadığı gelen haberler arasında Barcelona Liverpool Ajax formalarını giymiş bir isimden bahsediyoruz. Yaşı zaten 35 değil de 30 olsa bize kokla. Bize koklatmazlar. Yani bize koklatmazlar. Anlatabiliyor muyum? Zaten e, bize koklatmayacaklar için alabiliyoruz, i̇şte alabiliriz. Burayı kesip de ulan bak alıyor, alabiliyoruz dedi sonra kıvırmasın demeyin. Uzun lafın kısası hocam sen inanıyor musun? Ben inanmıyorum Suarez'in geleceğine. Çünkü Avrupa'da kalmak istiyor fakat İspanya içinde kalmayı daha çok istiyor. Diğer Avrupa ülkeleri de olabilir. Bakalım arkadaşlar kim bu bütçeleri verecek ama bizden daha yüksek verenler var bir ihtimal şu. Jorge Jesus becerebilirsek belli mi olur? Hani alo ben Emre abin dercesine alo ben Jesus hocam deyip ayarlayabilir. Şimdi Fenerbahçe'de sezon sonu bir temizlik var. Ciddi bir temizlik var. Bakın Cumhuriyet'in 100. yılında şampiyonluk hedefliyor Fenerbahçe ama yıllardır olmayan şampiyonluk da etkisi var. Mesela sözleşmesi bitecek. Bir herkes Sosa herkes gitmesini bekliyor. Burak Kapacan adı Samsun'dan anılıyor. Hani hocam giden gelen kaç kişi olur diyorlar. Şu an sayı belirtmek hemen hemen imkansız. Ama giden artı gelen. Ben yine 15'in üstünde bekliyorum. Alt yapıdan çıkıp gidenleri de dahil edersek 20'yi 25'i rahat geçer diye düşünüyorum. Ee, onu da söyleyeyim. Şimdi Charlotte konusu da var. Onu da açayım. Hocam resmen duyurdular. Şörlot'u kim duyurdu? Şörlot'u Trabzonspor duyurdu. Fenerbahçe'ye gidecek diye. Bak şimdi diyeceksiniz ki hocam ne sen de her şeye Trabzonspor'u karıştırıyorsun. İşte adamlardan şöyle yapıyorum, böyle yapıyorum. Yok harbi söylüyorum. Trabzonspor duyurdu arkadaşlar. Ben duyurmadım. Allah Allah. Ya niye inanmıyorsunuz? Ben... Arkadaşlar ben manyak mıyım niye Trabzonspor karşıtı Fenerbahçe haberleri ama onlar duyurdu. Nasıl duyurdu hocam? Okuyorum. Fenerbahçe Alexander Schürrle'a istediği parayı vermeye hazır. Leipzig ile yapılacak bonservis pazarlığı transfere yön verecek. Bu arada ben ee, şeye ulaştım. Bu pazarlığa ulaştım arkadaşlar. %100 diyebilir miyim? Ben derim %100 diye. Bence %100 duyumlara ulaştım. Ama siz karar verin. Haberin sonunda söyleyeyim. Forvet hattına sezon boyunca sıkıntı yaşayan Fenerbahçe yeni dönem için önceliği bu bölgeye vermiş durumda. Trabzonspor'da forma giydiği sezon Süper Lig'de gol kralı olan Çörlot hem ligi bilmesi hem de Türkiye'ye yabancı olmaması nedeniyle Fenerbahçe'nin radarına girdi. Bu sezon Sociedad'da kiralık olarak forma giyen 26 yaşındaki oyuncu için İspanyol ekibi devam etmeme kararı verince oyuncunun menajeriyle transfer görüşmeleri başladı. Menajer Morton Vivestat İstanbul'da ilk olarak Beştaş ile masaya oturdu ancak siyah beyazların tine e, 1,5 milyon euroluk teklifine karşı Oyuncu 2,5 milyon euroda ısrarcı olunca görüşmeden sonuç çıkmadı diyor. 2,5 da ısrarcı değildi. 2,5 değildi o istediği rakam. Daha yüksekti. Arkadaşlar siz e, transfer piyasasında futbolcuların e, en son alınan futbolcuya kaç verildiğinden habersiz olduğunu mu düşünüyorsunuz? Mesela başlu ayının yıllık 4-4,5 bandında aldığını bilmediğini mi zannediyorsunuz Sherlock'un? İyi de hocam Sherlock da başlu ayı. bir mi? futbolcuya sor. Mesela Ferdi'nin babası şey diyordu benim oğlum Messi'den falan daha iyi diyordu mesela zamanında. O zaman Ferdi çok kötüydü. Babası sustu. Şimdi Ferdi depara de para kalktı. Böyle bir durum var. Şimdi konservisini elinde bulunan Alman ekibi Leipzig 12-13 milyon euro civarında ücret istiyor demiş. Fenerbahçe masaya 7-8 milyon euro teklifle oturacak. Yapılan protokol gereği Leipzig Charlotte'u bir Türk takımına gönderirken Trabzonspor'a bilgi vermek durumunda diyor. Bak bu Trabzonspor'un açıklaması şey pardon sabahın açıklaması. Niye Trabzonspor dedim ki ben? Ha gerçi pardon sabahın sahipleri şey Trabzonsporlular. Öyle biliyorum ben yanlış biliyor olabilirim. Eee Yani ben e, ulaştığım bilgiyi size aktarayım mı arkadaşlar. Aktarayım çünkü birçoğunuz herhalde merak ediyorsunuzdur. Fenerbahçe Charlotte için Beşiktaş'ın verdiği teklifin üstüne çıktı. Beşiktaş'ın üstüne çıktı Fenerbahçe. Beşiktaş'ın teklifi 5-6 milyon euro artı sonraki satıştan %50 paydı. Ama Fenerbahçe'nin teklifi satın alma opsiyonu 8 milyon euro şeklinde. Futbolcu yıllık 3,5 milyon euro isteğinde diretiyor. Bizimkiler 3,5 milyon euro veremeyeceklerini söylüyor. 2 milyon euroya anlaşalım diyorlar. 2,5 milyon euroya. Bu 2,5 milyon euro da şu şekilde işte şu kadar maç oynarsa gibisinden hani 1,5 garanti ücret atıyorum 10 maç oynarsa 2 işte ya da 15 maç oynarsa 2, 25 maç oynarsa 2,5 milyon euro şeklinde olacak gibisinden. Şampiyonluk bonusu 500-600 bin euro gibisinden bir teklifimiz var. Şunu söyleyeceğim. Masadaki teklifte hiçbir şekilde Trabzonspor'un izni mizni şeyi yok. Bakın Trabzonspor'a haber verilir maddesi dahi belki yoktur. Ama ama Charlotte'u ister misin hocam derseniz ben isterim. Arkadaş ligin bug'ını çözmüş adam. Etmeyin. Eylemeyin. Bu ligin bug'ını çözmek kolay değil. Bak Antalya Spor'da Nuri Şahin son 15 maç 10 galibiyet 5 beraberlik. Yani 10 galibiyet 5 beraberlik. Ligin bug'ını çözdüyse seneye şampiyonun en büyük adaylarından biri ha. Kadrosuna bakın. Öyle ahım şahım bir kadrosu yok mu? Değil mi? Hatta bazı arkadaşlar şey diyor hocam Antalya'dan Fernando'yu alalım. Adana'dan Vargas'ı alalım. Eren Elmalı'yı alalım. Eee Sabeke Bünyamin Balcı'yı alalım. 3-5 tane daha. Gerek yok yabancı transfer ediyor. O arkadaşların küçük dünyasına girmek istemiyorum. Birincisi ölümcül bir forvet lazım. Luis Suarez olabilir. Charlotte olabilir. Daha da ölümcül olabilir. İkincisi ölümcül kanat oyuncuları lazım oyuncuları lazım. Evet Rossi çok iyi niyetli, yetenekli bir isim ama 4-1 2-3'ün kanat oyuncusu olamayabilir Rossi. 4-4-2'nin kanat oyuncusu olur. Çok da iyi olur. Ama böyle bir durum var. Peki hocam sen Charlotte'a Suarez'e kaç ihtimal veriyorsun? Ben Suarez'e %1 ihtimal anca veriyorum. Niye derseniz Arada çok fazla para var, farkı var. Bizim verdiğimizde onun arasında. Sherlock'a yüzde kaç ihtimal veriyorsun? Sherlock'un karakterine bağlı. Diyelim ki karakterli bir çocuk. Sözünün eri yüzde yetmiş. Peki hocam senin dışarıdan gözlemlediğin kadarıyla bugün kaç? Yüzde bir. Ben Sherlock'ta gelmez diyorum. Suarez'de gelmez diyorum. Hocam pek yüzde yetmiş dediğin ne? Yani görüşme yapıldı. Şu kadar paraya okey. Bir zaman olur. Opsiyon hakkı. Kulübü Leipzig'le de Fenerbahçe'nin 8 milyon euroluk bir şeyi var. Ama hani 2 milyon satın alma opsiyonu, şey 2 kiralama bedeli, 8 opsiyon ya da 2 zorunlu opsiyon, şey, kiralama bedeli, 6 zorunlu opsiyon olursa sıkıntı. Samat dayadan kurtulma formülünü de bulmamız lazım bu arada. Yoksa hiçbir şeye yaramayacak. Durumlar bu arkadaşlar. Ha, geçen sene de Zamatta'dan kiralık kurtuluk Belçika Ligi'nde ama inşallah bir Arap takımına falan iteleriz. Son haberimiz Fenerbahçe'den yeni sezon sürprizi Kayehon diyor. Bu arada arkadaşlar satı tutmaya çalıştım yine en azından beğeni atarsınız diye. İtalyan basında yer alan haberlere göre Fenerbahçe Fioran için ayrılmaya hazırlanan Jose Kayehon için temaslarını sürdürüyor demiş. İnanın ilk defa buradan görüyorum. Not. Tarihe not düşün. Kayehon Fiorentina'ya gitmeden önce biz bayağı uğraştık. Biz bayağı uğraştık. Yani şu anda piyasa değeri 1,5 milyon euro. Allah aşkına bir bakar mısınız? Biz 5 Ekim 2020'de Fiorentina'ya gitti ama biz çok uğraştık. Bizi bir nevi ekti. 32 maça çıkmış. 1 gol 3 asist 1431 dakika. Sizin mantığınıza sunuyorum. Mantık olarak gelme ihtimali var mı? Ben sıfırın altında görüyorum. Size soruyorum. O yüzden çok okumuyorum bu haberi. Ben bu haberin külliyen palavra olduğunu düşünüyorum. Haberiniz olsun. Biz bu haberlerden ne anlayalım hocam? Bir özet geçer misin? Suarez'e düşük ihtimal veriyorum. Charlotte'a düşük ihtimal veriyorum. Ama Jesus gelirse Charlotte Suarez ortasında bir forvet getirebilir diye düşünüyorum. En az iki tane de kanat. Bu üç isimden biri Brezilyalı olabilir diye düşünüyorum. Su içmem lazım. Ee, Rossi için 12 milyon euroluk teklif duyumunu tekrar tekrar hatırlatmakta fayda var. Bana böyle bir şey söylendi. Bakalım ne olacak. Novak için 500 bin euro, 1 milyon euro bile yeter de artar. İnşallah birine satabiliriz. Sosa'nın yolu açık olsun. Burak kapacak. Malatya maçında izleriz herhalde ya Burak Kapaca. 90 yani ilk 11'de oynar diye düşünüyorum. Samatta konusunda da ya bir Arap takımının teklifi var ama 6 milyon euro değil. Ama diş doldurur. Zararın neresinden dönersen dön kardır. Hocam neresinden dönersen dön dönek derler. Onu diyenler halt etmiştir. Bunu da söylemiş olayım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir beğeniyi çok görmeyin. Görüşmek